Bunu Levent Bey'e verin. Peki efendim. Merhabalar. Nadir Bey, nasılsınız? Ne olsun Kenan Bey, bildiğiniz gibi. Belgeleri getirdim. Hı. Ama bunlar eksik. Nadir Bey, maalesef o işi halledemedik. O zaman bana gelmenizin de bir manası yok. Bunları tamamlamazsanız onaylayamam ki. Bir kolaylık göstersiniz diyorum. İnanın pişman olmayacaksınız. Lütfen o zarfı alın oradan. Nadir Bey ama... Lütfen diyorum. Nasıl isterseniz. Yalnız şunu bilin, benim çok hatırlı dostlarım vardır. Pişman olacaksınız. Size iyi günler Kenan Beyciğim. İyi günler. İyi günler. Nadir abi. Hı. Adamı amma kızdırdın ya. Ne dedin öyle? Ne diyeyim ki? Ben sadece işimi yapıyorum. Anne baksana şuna. Ne güzel değil mi? Hmm, güzel gerçekten. Hem de köşeli takım. İstersen kılıfları da değişiyor. Ayrıca çekyat da oluyormuş. Yani bize kalmaya gelirseniz yatacak yeriniz var. Dur bakalım kızım. Baksana fiyatına. Ne varmış fiyatında? Vallahi ben peşin söyleyeyim. Babanı ikna edemem ona göre. Anne yine mi başlıyoruz? Hayatımda bir kere evleniyorum. Biraz anlayışlı olsanız ne olur? Evladım sana hak veriyorum. Ama durumumuzu biliyorsun işte. Yıllardır hep aynı hikaye. Bir kerelik benim için bir şey yapsanız ne olur sanki? Kızım böyle konuşma. Ben de istemez miyim senin gül gibi çeyizinde gelin gitmeni? O zaman neden yardım etmiyorsun? Ne yapabilirim ki evladım? Hiç olmazsa babamı ikna etmeye çalış. Dur bakalım. İyi günler. İyi günler Nadir Bey. Bizim hanımın emanetleri varmış. Sabahtan sipariş etmiş. Hepsi burada. Bunları da yazıyor muyum? İyi olur. Hafta sonu öderim. Peki Nadir Bey. İyi günler. Baba. Baba. Bekle. Arda? Yo, bugün geç kalmışsın. 2 sınavım vardı. Anca çıkabildim. Nasıl geçti sınavların? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? İnsan sınavının nasıl geçtiğini bilmez mi hiç? Hukukta okuyorsan bilmez. Yani en azından kesin bir tahmin yapamaz. Bak, geceler boyu çalıştın. Ciltlerce kitaplar okudun. Ama yine de emin değilsin. Yazık. Ama soruların cevapları kitaplarda yazmıyor ki baba. Yorumlamamız gerek. Canım doğru bir tane değil mi? Bu işin yorumu mu olur? Oluyor işte. Nasıl baktığına bağlı. Vallahi senin işin çok karışık. Benim bildiğim bir doğru vardır. Onu bilir onu söylerim. Hadi yürü bakalım. Zaten yemeğe de geç kaldık. Nadir. Hı. Aylin çok güzel bir salon takımı görmüş. Öyle mi? Hem de peşin fiyatına 12 taksit. 12 taksit ha? İyi iyi, çok iyi. Bak sana da göstereyim baba. Bak. Sahiden de güzelmiş. Fiyatı bu mu? Evet baba. Ama annem de dedi ya, 12 taksit yapıyorlar. Ama bu çok fazla be kızım. Bu fiyatın altından kalkamayız. Tahmin etmiştim zaten. Aylin! Aylin kızım dursana! Ne yaptım ben şimdi? Ağlama kızım, ağlama. Niye ağlıyorsun? Hep böyle yapıyor anne, hep böyle. Tamam evladım, sakin ol. Küçükken de aynıydı. Okuldan para isterler. Ben babama nasıl söyleyeceğim diye kara kara düşünürdüm. Bıktım artık, bıktım anne, bıktım. Bu evden kurtulmak istiyorum. Yapma, yapma güzel kızım. Babanı bilmiyor musun? İdare edeceğiz işte. Hem ben sana söylemiştim o takımı almaz diye. Ya bir kere de benim için bu evde bir şeyler yapılsa ne olur sanki? Okan'ın annesine her Allah'ın günü rezil oluyorum. İnsan biraz kızının onurunu düşünür. Utanmasa beni 2-3 paçavrayla bu evden gelin edecek. Yalan mı? Yalan mı? Çok mu üzgün? Evet, üzgün. Sen ne zalim adamsın Nadir. İnsan biraz daha anlayışlı olur. Hanım ben ne yaptım ki? Ne yapmadın ki? Kız bir hevesle sana bir şeyler gösterdi. Ne olur suyuna gitsen? İmkanımız yok ama Sabahat. Suratına söylemen mi gerekiyor? Maaşın belli, durumumuz belli. Takside girsek canın mı çıkar? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz peki? Söyler misin? Bıktım artık Nadir. Burama geldi. Bıktım artık. Çamaşır makinesi yine bozuldu, haberin olsun. Tamirciyi ararım. Zahmet etme, ben aradım. Bu makineden ümidi kesin abla dedi. Sen yaparsın dedim ben de. İyi demiş miyim Nadir? Bakalım yarın yapacak mı? Yapar yapar. Bakkalın parasını ödedin mi? Öderiz. Adamın suratına bakacak yüzüm kalmadı. Utanıyorum vallahi ya. Biz utanılacak bir şey yapmıyoruz. Sen git bir de ona sor bakalım. Nadir abi, bugün biraz canın sıkkın galiba. Hayırdır? Hep aynı dertler be Nuri'cim. Anlaşılan yine kemerleri sıkıyorsun. Yıllardır sıkıyoruz ama bir şey olduğu yok. Bir de dün akşam bizim kızı biraz üzdüm. O da haklı ama benim de elimden bir şey gelmiyor. Aldığım belli, harcayacağım belli. Senin anlayacağın ne yapacağımı şaşırdım kaldım. En iyisi benim gibi yap. Dert etme. Biraz da cebini açık tut. Anlamadım. Cebini açık tut diyorum. Görenler yardım ellerini uzatsınlar. Ben bunu en iyisi duymamış olayım Nuri. Sen bilirsin. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Aylin'i eve bırakıyordum. Bir sana uğrayalım dedik anne. İyi etmişsiniz evladım. Annen nasıl Aylin? İyi efendim. Size selamı var. Ya baban? O da iyi. Sana gösterdiğim mobilyaya baktınız mı? Baktık efendim. Annen nasıl buldu? Çok beğendi ama... aması ne? Biraz sade olsaydı keşke dedi. Evladım zaten kaç parça şey. Hem daha sadesi size yakışır mı? İstersen biz alalım. Yo. Hayır. Babam ille ben alacağım dedi. Annem beğenmemişti o yüzden. Ama ben çok beğendim. Bak yine söylüyorum. Eğer sıkışıksanız biz alabiliriz. Sağ olun ama babam bunu asla kabul etmez. Nasıl istersen kızım. Niye sert çıktın ki anneme? O seni düşünüyordu. Annene sert falan çıkmadım. Ama bu kadar ısrar etmesi de hoşuma gitmedi. Teklifini kabul etseydin keşke. Nedenmiş o? Biz o kadar zavallı insanlar mıyız? Beni yanlış anladın. Hayır, çok iyi anladım. Ama sen beni anlamıyorsun. Belki imkanlarımız kısıtlı ama bizim de bir onurumuz var. Gerekirse bütün evi biz döşeriz. Anladın mı? Nasıl istersen. Benim için hava hoş. Saklama benden annem, ben anlarım. Ne oldu, yoksa Okan'la mı kavga ettiniz? Öyle bir şey işte. Daha doğrusu Okan'ın annesiyle kavga ediyordum az daha. Aman kızım, olur mu hiç? Yakışır mı sana? Yakışmaz anne ama. Kadın öyle şeyler söylüyor ki insanı çileden çıkarıyor. Ne dedi ki? O salon takımı için. Paranız yoksa biz alalım dedi. Bak sen şuradan sizin işine. Ah. Bu adam bizi ne hallere düşürüyor. Ama dur sen. Ben biliyorum ne yapacağım. İyi günler. Bir şey unutmadın mı Nadir Bey? Bugün hesabı kapatacaktık. Ya evet. Nasıl da unutmuşum. Birkaç gün sonra versem olur mu? Maaşlar yatmadı da. Ama hep böyle oluyor. Bir kere de zamanında kapatsanız şu hesabı. Üf ya, Allah Allah. Çocuklar nerede? Arda arkadaşında ders çalışıyor. Ya Aylin? O da odasında. Bir sorun mu var? Saatlerce ağladı Aylin. Yine ne oldu ki? Okan'la ayrılıyorlar. Ayrılıyorlar mı? Ama neden? Neden olacak? Senin cimriliğin yüzünden. Sabahat, saçmalama. Saçmaladığım falan yok. Senin o istemediğin mobilyalar yüzünden çıkmış bu kavga. Ailesi illa kız tarafı alır diye tutturmuş. Ben almayacağız mı diyorum. Okan'ın annesi istediği takımların alınmayacağını duyunca küplere binmiş. Süreyya Hanım yapmaz öyle şey. Anlayışlı kadındır o. Anlayışlı falan değilmiş işte. Bizim kıza hakaretler yağdırıp durmuş. Hay Allah. Keşke o takside girseydik. Ama durumları biliyorsun. Durumları bilmem bir şey değiştirmez. Sen bir kere de kızının saadetini düşün be adam. Gül gibi bir evlilik yapacaktı. Onu da göz göre göre mahvediyorsun. Ne yapsam acaba? Gidip Süreyya Hanım'la konuşsam mı? Onunla konuşacağına kızının istediği takımları al. Belki o zaman aralarını düzeltiriz. Alacağız almasına da... Nasıl alacağız? Nadir Bey merhaba. Merhaba. Küs müyüz? Yok, neden olalım ki? Hani geçen gelişimde birbirimize gereksiz bir takım sözler etmiştik de. Ben onları unuttum çoktan. Buna sevindim. Çünkü bu sefer size reddedemeyeceğiniz bir teklifle geldim. Lütfen üstünde yazılan miktarı bir okuyun. Siz yeter ki benim kağıtları geçirin. Verin şunlara bir bakayım. Hemen Nadir Bey, hemen. Nedir bu? Çamaşır makinesi abla. Çamaşır makinesi mi? Tut abi. İyi de nereden çıktı şimdi bu? İstemiyorsan hemen geri gönderebiliriz Sabahat. Olur mu hiç canım? Hay Allah razı olsun. Nasıl aldın? Ay takside girdin demek. Girdim ya. İyi etmiş miyim? Ay, iyi de söz mü? Hayatımı kurtardın Nadir. Vallahi canım çıkıyordu benim de. Kahveni de getirdim. Hayırdır Sabahat? Sen bana kahve getiriyorsun. Hangi dağda kurt öldü? Aa, aşk olsun Nadir. Duyan da sana hiç kahve yapmıyorum zannedecek. Yapmayalı o kadar oldu ki. Duyan öyle sanmakta haklıdır. Yeni makineler o kadar değişik ki. Çalıştırmak için bir saat uğraştım. Bizim tamirciyi çağırsaydın. O hallederdi. Aa, aman. Bir daha onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Külüstür'de eskiciye verdim. Almak istemedi ama parasız marasız verdim ben de. Merhaba. Bizim kız yine düşünceli. Hayır. Sadece bana küsmüş, o kadar. Yok canım. İnsan babasına küser mi hiç? Küser küser. Babasına dişini geçiriyorsa hem de nasıl küser? Anne! Anne! Banyodaki makine nereden çıktı? Baban getirdi kızım. Babam mı getirdi? Hı? Aylin! Gel şöyle yanıma otur kızım, gel. Gel kızım. Gel. Okan'la aranız nasıl? Niye sordun? Merak ettim. Ayrıca aranızın iyi olmasına da sevindim. Şu mobilya meselesi çok canını sıkıyordu senin. Artık canın sıkılmasın, olur mu? Anlamadım. Bugün o mağazaya uğradım ve senin o salon takımını aldım. Aldın mı? Aldım ya. Babam. Babam benim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Teşekkür etmene gerek yok kızım. Seni böyle mutlu görmek bana yeter de artar bile. Bir tanem. Babam. Baba, yatmamışsın. Anlaşılan bu akşam yorgun değilsin. İlk defa kendimi bu kadar rahat hissediyorum. Sanki üstümdeki yüklerin hepsini atmış gibiyim. Sakın yeni yükler sırtlanmış olmayasın. Baksana, bir sürü takside girmişsin. Merak etme. Hepsinin üstesinden gelirim. Bugün ilk defa bakkalın borcumu zamanında verebildim. Adamın yüzünü bir görmeliydin. Maaşı erken mi verdiler? Öyle sayılır. Biliyor musun? Galiba senin şu hocaların haklıymış. Tek bir doğru yok. Önemli olan ona nereden baktığın. Hazırlan hanım. Taşınıyoruz. taşınıyor muyuz? Bu mahalleden bıktım diyen sen değil miydin? Evet ama. İşte istediğin oldu. Buradan gidiyoruz artık. Dur bir dakika Nadir, dur. Kafam karıştı. Sen şimdi bu evden ayrılacağımızı mı söylüyorsun? Aynen öyle. Hatta hemen, şimdi ayrılıyoruz. Ben evi tuttum bile, müstakil, bahçe içinde, dubleks. Ama nasıl olacak? Yani biz nasıl kalkarız altından? Bana güvenmiyor musun? Güveniyorum da. Kızımızın nişanını bu evde mi yapalım istiyorsun yani? Sen ne istersen öyle olsun. Ha şöyle. İyi ki değiştin Nadir. Yıllar sonra sen bambaşka biri oldun. Öyle mutluyum ki. Baba, buraya bir koltuk lazım. Salonundan alırız değil mi? Sen iste yeter ki. Allah'ım inanamıyorum. Okan'ın annesi görünce şaşırıp kalacak. Bir de bana hava atıyordu. Görür o. Baba. Hı. Çok harcama yapmıyor musun? Yapalım, ne olacak ki? Bu dünyaya bir kere geliyoruz. Ama senin maaşın bunları karşılamaya yetmez ki. Oğlum, babanı küçümseme. O bugüne kadar ne zor işleri başardı sen bilemezsin. Babamı küçümsemiyorum anne. Sadece uyarıyorum. Ama adam oldu da uyarıyor. Aylin. Tamam. Tamam artık. Birbirinizi yemeyin. Evet, bakalım benim güzel kızım bunu beğenecek mi? Yüzükler. Hı hı. Babacığım benim. Anneciğim. Ay çok yoruldum. Bu evi hale yola koyana kadar bana ve sana yorulmak yok. Hadi. Anne, her şey iyi güzel de babam bu borçları nasıl ödeyecek? Bir yolunu bulur elbet canım. Aman canım, artık onu da baban düşünsün. Boş ver. Nişanı diyorum. Bize yapsak daha iyi olmaz mı? Neden? Evladım, sizin eviniz çok küçük. Burası daha uygun olmaz mı? Nişana fazla insan gelmeyecek. Hem ayrıca biz oradan taşındık. Taşındınız mı? Hı? Aslında komşu sayılırız. Aynı mahallede oturuyoruz. Buraya mı taşındınız? Hayırlı olsun. Baban ticarete mi başladı yoksa? Hayır efendim. Hala aynı işe devam ediyor. Etsin evladım. Devam etsin. Namusuyla çalışsın da gerisi hiç önemli değil. Kenan Bey, artık bizi gördüğünüz yok bakıyorum. Görmem mi gerekiyor? Doğru ya. Benimle işiniz yok sizin. Sizin işiniz Nadir abiyle. Onu görüyorsunuzdur herhalde. İmzadan çıktı. Hepsi tamamdır. Nadir Bey. Vallahi çok makbule geçti. Hı hı. Ben sana tekrar uğrayacağım. Ne zaman isterseniz beklerim Kenan Bey. Hı hı. Nadir abi be. Ne yaptın sen ya? Biz vur dedik. Sen öldürdün be güzel abicim. Ne yaptım ki? Tamam bir şeyler götürüyorsun ama... Kardeşini de düşün biraz. Yani? Yani ben de payımı isterim. Ne payı? Yapma Nadir abi. Sümen altından iş hallediyorsun. Bilmiyor muyuz sanki? Sen hallederken bana pay veriyor muydun? Versem alır mıydın sanki? Duymamış olayım derdin o zaman. Ama şimdi... Vallahi nasıl değiştin ben de anlayamadım. Boş ver. Sen kendi işine bak en iyisi. Amirim, sizinle görüşebilir miyim? Tamam. Nişan için özel bir isteğin var mı? Hayır, yok. Babam hepsini halleder. Yine de sorayım dedim. Babanın durumu sana biraz garip gelmiyor mu? Ne varmış ki babamın durumunda? Çok fazla maaş almıyor ama kısa zamanda durumunuz düzeldi. Yani diyorum ki... Hiçbir şey deme Okan. Babam ne yaptığını bilir. Peki öyle olsun. Kadına aynı mahallede oturuyoruz deyince yüzünün halini bir görseydiniz. İyi kadın, hoş kadın ama biraz şımarık. Bizi de hep küçük gördü zaten. Uzatmayın canım. Aman ne uzatmayacağım. Yemek odası takımını ben alayım diyen o değil mi? Ya sıkışıksak yardımı olsunmuş. Hadi oradan. Hanım, sıkışık olsaydık yardımını kabul etmeyecek miydik? Ölürüm de etmem Nadir. Sonra üstümüze kalır. Vallahi haklısın anne. Bir kere tepemize çıktı mı sen gör ötesini. Oğluyla evlenince kafama kakar hep. Zaten baba Okan da kıskanıyor seni. Kızım, sen bu çocukla evlenmek istemiyor musun? İstiyorum. Ama evleneceksem eşit şartlarda olsun. Hı-hı. Yoksa hep böyle gider. Evliliğin şartı şurtu mu olurmuş kızım? Bu zamanda oluyor baba işte. İyi çalışmalar Nadir Bey. Sağ olun. Bir şey mi vardı? Bir şey yok. Sadece evranızı kontrol edeceğiz, o kadar. Standart bir uygulama. Daha önce hiç olmamıştı. Artık oluyor. Oturabilir miyim? Tabii. Senin de evranı görelim Nuri. Hay hay. Hepsi burada. İsterseniz dolaptakilere de bakabilirsiniz. Bakacağız zaten. Buyurun efendim, buyurun. Uzun sürer mi? Biraz erken çıkacaktım da. Hayırdır? Kızımın nişanı vardı da. Siz çıkın o zaman. Biz işimiz bitince ayrılırız. Nadir Bey, anahtarlar. Nadir Bey, dolabın anahtarları. Tabii. Bir şey yok. Sadece evranızı kontrol edeceğiz, o kadar. Nadir Bey, anahtarlar. Nadir Bey, dolabın anahtarları. Anne. Ay çok yakışmış. Aman şunu düzelt. O kadın böyle ayrıntılara çok dikkat eder. Bilmez misin kızım? Arda, sen de orada boş boş oturma. Kalk bir şeyler yap. Ne yapayım anne? Her şeyi hallettiniz zaten. Baban nerede? Yukarıda uzanıyor. İyi o zaman. Kalk babanı çağır hadi. Of ya. Çok heyecanlıyım. Aa, Nadir sen daha hazırlanmadın mı? Hadi git giyin şimdi gelirler. Geldiler işte. Hadi giyin sen hadi. Buyurun. Biz Nadir Kocaeli arıyorduk. Kendisi evde mi? Evde de hayrola bir şey mi oldu? Lütfen onu çağırır mısınız? Hanım sen git ben hallederim. Hadi. Evet. Bizimle merkeze kadar gelmeniz gerekiyor. Sorun nedir? Gelince öğrenirsiniz. Anladım. Üstüme bir şeyler alayım. Mümkünse acil ihtiyaçlarınızı da yanınıza alın. İşiniz uzun sürebilir. O zaman bana biraz izin verebilir misiniz? Olur ama fazla bekletmeyin. Tamam. Ne oldu Nadir? Niye gelmişler? Beni götürmeye geldiler. Seni götürmeye mi? Ama neden? Sen ne yaptın ki Nadir? Biraz düşünürsen tahmin edebilirsin. Ayol ben neyi tahmin edeceğim? Senin polisle ne işin olur? İş yerinde bir takım yasa dışı işler yapıyordum. Sanırım polis bu yüzden burada. Nasıl yasa dışı işler? Rüşvet alıyorum. Baba. Ve sizin anlayacağınız rüşvet aldığım için tutuklanacağım. Belki de bir müddet. Artık ne kadar olur bilmiyorum, hapse gireceğim. Aman Allah'ım. İnanamıyorum baba. Bunu bana nasıl yaparsın? Hem de en önemli günümde. Şaka yapıyorum da Nadir. Söylediklerim yalan da ne olur. Bu çok utanç verici bir şey. Ben Okan'ın yüzüne nasıl bakarım? Ya ben? Eşe dosta ne derim? Ya sen Arda? Sen bir şey demeyecek misin? Ne diyebilirim ki baba? İleride avukat olacağım. Ve babam rüşvet yemekten içeri giriyor. Beni çok zor duruma sokuyorsun. Demek öyle. Niye gülüyorsun Nadir? Durumumuz hiç komik değil. Bence çok komik. Hatta o kadar komik ki katıda katıda gülmek geliyor içimden. Sabahat Hanım, bu evi baştan sona donattığım zaman hiçbir sorun yoktu değil mi? Hatta ben kocaların en iyisiydim. Ya sen kızım? Senin çeyizini düzerken böyle bakmıyordun bana. O zaman ben babaların en iyisiydim. Hı? Yoksa yanılıyor muyum? Bu eve taşındığımızda hiçbiriniz bana sormadınız. Baba bu değirmenin suyu nereden geliyor diye sordunuz mu? Hayır. Biriniz bile bana bu soruyu sormadınız. Hem niye soracaktınız ki? Ne isterseniz Nadir hazır ve nazır önünüze koymuyor mu? Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Ama ne zaman ki kapınıza polis dayandı, ne zaman babanız rüşvetçi çıktı, hepiniz namuslu, onurlu oldunuz. Hepiniz benden utanıyorsunuz. Aferin size. Gerçekten aferin. Söyler misiniz? Ben kimden utanacağım? Kendimden mi yoksa sizden mi? İnanın gerçekten durumumuz çok komik. Hadi. Size iyi eğlenceler. Benimki de birazdan başlar artık. Artık gidebiliriz. Bir şey almamışsınız. Ben içeriden alacağımı aldım. Onlar bana yeter de artar gibi. Gidelim. Nadir Bey, ne oldu? Bu polisler ne arıyor burada? Beni götürmeye geldiler Süreyya Hanım. Ama neden? Suçluyum da ondan. Suçlu musunuz? Ne yaptınız ki? İçeride size tafsilatıyla anlatırlar. Buyurun. Her şey çok açık Nadir Bey. İnkar etmeniz yersiz. İnkar etmeyi düşünmüyorum zaten. Ama bütün bunların sorumlusu tek başıma ben değilim. Ya kim? Aynı bölümde çalışan diğer arkadaşım. O da en az benim kadar rüşvet alıyordu. Biliyoruz. Onu da tutukladık. Gerçi evrakı temiz çıktı. Üstelik sizi ihbar eden de oydu. Ama hakkında uzun zamandır ciddi şikayetler olduğu için izlemeye alınmıştı zaten. Peki beni izlemeye almadınız mı? Hayır. Yani ihbar olması peşime düşmeyecektiniz öyle mi? Düşmeyecektik. 20 yıllık bir saygınlığınız varmış. Bütün amirlerimiz bunu söylüyor. Bu yüzden gerek duymadık. Demek öyle. 20 yıllık saygınlık. Bir günde silinip gidiyor desenize. Nasılsın baba? Alışmaya çalışıyorum oğlum. Ya sen nasılsın? Ben alıştım baba. Senin yokluğuna alıştım. Peki ya diğerine? Rüşvetçi bir babanın hukukçu oğlu olmaya alışabildin mi bari? O an ağzımdan çıkmış saçma bir laftı baba. Ne olursa olsun sen benim babamsın. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Sağ ol. Annenle ablan yüzün bile görmek istemiyorlardır değil mi? Onlar da çok üzgün. Biliyorsun. Ablamla Okan ayrıldılar. Benim yüzümden. Süreyya Hanım istemedi. Okan ablamla evlenirse aile onurları zedelenirmiş. Aile onuru. Ne garip. Hayatta en önem verdiğim şeydi. Aile onuru. Ama şimdi o kadar uzak ki bana. Ben böyle olsun istemedim. Ama ok yaydan çıkınca durduramıyorsun işte. Hadi oğlum sen git artık. Burası sana göre bir yer değil. Yine geleceğim baba. Hı-hı. Benden istediğin bir şey var mı? 20 yıllık saygınlığım vardı. Bir yerlerde kaybettim. Onu bana geri verebilir misin oğlum? Ait olmadığı halde aldığınız her şey için hep aynı karşılığı bırakırsınız. İnsanlığınız ve itibarınız. Halkın arasında açık bir alınla dolaşmak, cüzdanınıza koyacağınız her banknottan daha kıymetlidir. Kalp gözünüz açık olsun.